Yaptığınız işlerle ilgili bazen kafanız karışır. Yani ben bunu yaptım, doğru mu yapıyorum? Gelen geri bildirimlerse ileri geri taşır. Şimdi Karaoklar Ekolojik Hayat Çiftliği'ni ekipçe kurduk. Çocuklara eğitimler veriliyor. İşte her şeye çok hassasiyetle dikkat ediyorlar. Fakat bizim ekibe hep aynı şey geliyor kulaklarına. O küçük kasabada Demirci'de bir tane ziraat mühendisi, kamuda var, bir yerlerde çalışıyor. Herkese kesin bunlar ilaç kullanıyordur. Zehir kullanmadan böcekle mücadele edemezsin. Oysa nasıl bir hassasiyetleri var? Yani zaten bir Alman firması denetliyor bizi. Yani ufacık bir şey girse hemen onu tespit ederler ama şampuan bile içeri sokmuyorlar ki. Yani dönümlerce bir arazide şampuan bile olmasın diye. Ve o kadar hassaslar ki Türkiye'nin en iyi organik tarım çiftliği ödülünü aldılar. Her şeye çok dikkat ediyorlar. Zaten ona yakın köylü insan çalışıyor orada. Ufacık bir yanlış olsa bütün herkesin duyabileceği şey. Ama bu böyle kulaklarına gelince onların da morali bozuldu. Ben de yani memleketin için o kadar, kendi kasaban için o kadar çaba gösteriyorsun. Orada birisi ya kesin zehir kullanıyorlardır falan. O zaman diyorsun ki ya yaptıkların boşa mı? Farkında değil mi insanlar bütün bu emeğin diye böyle bir dönemde tarıma yatırım yapmanın? Böyle düşünürken bir gün Ruhan aradı beni. Benim iyi dostum Ruhan. Ve Harp Okulu giriş mülakatları. Öğrenciler geliyorlar Anadolu'dan. Sınava girdikten sonra veya girmeden önce mülakatla çocuğun karakterini, yapısını onu anlamaya çalışıyorlar. 3-4 kişilik bir komisyon. Ruhan bir bakmış Manisa Demirci yazıyor çocuğun memlekette. Demiş sen Demirci'li misin? Evet Demirci'liyim demiş çocuk. Nereden? İşte şu köyünden. Ya demiş orada Karaoklar Çiftliği diye bir çiftlik var. Ekolojik Hayat Çiftliği biliyor musun onu? Çocuk biliyorum demiş. Nasıl bir yer orası? Çocuk demiş ki yani köylü çocuklara eğitimler veriyorlar. Bölgede çok şey kattılar. Bunları değiştirdiler. Çok sevdiğimiz bir yer falan. Ruhan böyle yüzünü biraz asarak demiş ki ben demiş baktım o çiftliğin adı Karaoklar Çetesi diye bir kitaptan geliyor. Şimdi sen burada bu subayların karşısında bize bir çeteyi mi övüyorsun? Yani senin değerlerin buna mı uygun demiş. Çocuk kıpkırmızı. Ondan sonra ve şimdi demiş bunu bilen biri olarak ben sana sormayı istiyorum demiş. Yani bu çiftliğin adı bir çeteden geliyor. Ve sen bize diyorsun ki orası iyi bir yer, şey bir yer falan. Gene demiş bunu savunmaya devam edeceksen ben demiş ona göre bir karar vereceğim. Ama savunmazsan ona göre de bir karar vereceğim demişti. Oradan buraya kadar geldin ve bize çeteden adını almış bir yerin iyi bir yer olduğunu söylüyorsun. Şimdi ne düşünüyorsun? Söyle bakalım demiş. Müthiş bir sessizlik. Şimdi çocuğun duygusunu düşünün. Ta köyden kalkmışsın, gelmişsin, askeriye görüşme yapıyorsun ve orada vereceğin cevap senin askeriye girip girmeyeceğini, geleceğini belirleyecek cevap. Çocuk demiş ki, bence onlar çok iyi insanlar. Bizim bölgeye çok şey kattılar. Yani Ruhan diyor ki yüzüme kocaman bir gülümseme geldi. Aferin sana demiş çocuğa. Meslek hayatı değişecek bir çocuk. Orada diyebilir ki ya vay öyle mi işte bilmem ne falan diyebilir. Yani yaptıklarının, oradaki ekibin yaptıklarının belki de insanlar farkında değildir derken uzaktaki küçücük köydeki bir çocuk senin orada hakkını koruyor. Yani bundan büyük bir ödül olamazdı biliyor musunuz? Ben bunu kendi ekibime de anlatmak istedim. Sizlere de anlatmak istedim. Bazen bir yerde çalışırken devlette, kamuda ya çalışsanız da çalışmasanız da aynı maaşı alacağınız ve etrafınızdaki insanların ya değer mi bu ülke için, değer mi bu insanlar için dediği bir yerde, birilerinizin hakkında olumsuz konuştuğu bir yerde ya siz ilkelerinize devam ediyorsanız emin olun torunlarınız duyar ileride. Bizim şansımız bir tane köylü çocuğun bir karakterli davranışı bütün bir ekibe acayip bir moral verdi. Ama bize moral versin diye değil, size moral versin diye anlatıyorum. Şimdi size bizim çiftliğin hemen biraz üstünde Hakkı amca var, köylümüz. Onunla bir röportaj yapmışlar dışarıdan gelen birileri. Ekip yollamış. Hakkı amcanın neler söylediğini bir dinletmeyi istiyorum. Onun üzerine anlatacaklarım var. Şimdi Sayın Aztekin, arkadaşlar sizin köye gittiler ve uygulamalı orada gördüler. Şimdi biz hani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye sorsak Yavuz da size en iyisi seyredelim. Yani bir görelim, onun üzerine biraz konuşalım daha doğru olacak. Efendim ekolojik yaşam çiftliği ama bu bildiğiniz ekonomik yaşam çiftliklerinden değil. Seyredelim. İklim değişikliğinin en çok etkilediği sektörlerin başında tarım ve gıda sektörü geliyor. Önümüzdeki 10 yılda gıdaya erişim ve su kaynaklarının da tükenecek olması en büyük riski teşkil ediyor.
İşte bu yüzden ata tohumları, sürdürülebilir tarım ve her yaştan genç ve çocuğun toprağa sahip çıkması hayati önemli. Badem ithal ediyoruz %72'sini. 26 milyon dönüm tarım arazisi boş, gençlerde işsizlik var ve dünyanın en cefakar ağaçlarından biri Türkiye'den çıkmış bir ağaç. Yani bir şeye yatıracaksak bu ülkeye ağaç dikelim dedik ve öyle başladık. İlk ortasında dershane kurduk. O eğitimler başlayınca 1300 çocuğu eğittik. Onlar anne babalarını anlattılar. Bölgede organik tarım yapan sıfırdı. Şu an 328 çiftçi sertifikalı organik tarım yapıyor. Eğitimli insanlara çiftlikler kurduk. 6 tane franchise sanırım çiftlik kuruldu. Mimar, göz doktoru, iş adamı, sanatçı. Şimdi onlar gelmeye başladı. Fakat onlar gelip yapamaz bunu. Çünkü birilerinin o araziye bakması lazım. Bizim ekip onlara bir böyle anlaşmayla bakıyor arazilere. Şimdi oraya doktor gelince, mimar gelince, mimar bir bina yapıyor. Köylü somut görünce diyor ki ben de aynı binayı yapayım. Şimdi oraya bilim gelmeye başladı. Tiyatro gelecek. Dün ben bir fotoğrafçıyla akşam yemek yedim. Hocam dedi gelir sergi veririm diye. Heykeltıraş bir arkadaşım. Önümüzdeki sene bir bilim merkezi kuruyoruz ve orada bilim etkinlikleri ve sanat etkinlikleri başlayacak. Burada neler yapıyorsun? Bana çok kısa anlatsana. Neler öğrendin? Ağacın dibini çapalamayı öğrendim. Sonra çapa motoruyla sürmeyi öğrendik. Başka sulamayı öğrendik. Burada zaman güzel geçiyor. Bir şeyler öğreniyoruz. Az önce ben ağacı budadım biraz. Ne işe yaradığını biliyor musun peki? Neden budadın? Yani daha sağlıklı büyüyebilmesi için diyebiliyorum ama. Çevre kadınlara eğitimler düzenliyoruz. Girişimcilik üzerine, organik tarım üzerine, tıbbi bitkiler tarımı üzerine. Köylü kadınlara, çevre kadınlarına eğitimler, programlar düzenliyoruz, geliyorlar. Çocuklara, köylü çocuklarına eğitimler düzenliyoruz. Atölye çalışmaları düzenliyoruz. Gelip kendileri burada bir fidan dikiyorlar, bir budama yapıyorlar. Onları öğretiyoruz. Burası çiftlik olmanın yanında bir eğitim merkezi de. Bu konu beni çok etkilemişti. Çiftliğin içinde eğitim hani ne olarak düşünebiliriz? Çünkü biz, ben de demirciliyim. Çünkü böyle bir şey görmemiştik. Çiftlik anlamını bu kadar kapsamlıyı. Valla 15 senedir badem işlemle uğraşıyoruz. Demirciye buraya karotlar geldikten sonra organik tarımda daha onlardan çok şeyler öğrendik. Kendim burada 4-4,5 sene ben eğitim gördüm. Hem çalıştım hem eğitim gördüm. Neler kattı sana? Ne farklı şeyler öğrendin? Her şeyler kattı bize. Kültür kattı her şeyden önce. Kültürümüzü değişti, konuşmamız değişti, komşuluğumuz değişti. Çok güzel şeyler öğrendik yani burada. Tarlalarımızın değeri fazlalaştı burada bunlar geldikten sonra. Bademin şeyini yapmasını öğrendik yani bademin yetiştirmesini öğrendik her şeyler. Organik tarımı öğrendik. Şimdi bu Hakkı amca var ya bizi öven yani işte bunu yaptılar buraları böyle değiştirdiler diyen Hakkı amca. Bir gün izciler geldi çiftlikte şahane bir eğitim verdi ekip onlara. Ülkeyi anlattılar, girişimciliği, organik tarımı anlattılar. Bunları anlattılar. Çocuklar binmişler otobüslere, minibüslere. Dönürlerken Hakkı amcaların evin önünden geçiyorlar. Hakkı amca zengin birisi değil. Küçük bir arazide üzüm yetiştiriyor, bir şeyler yetiştiriyor. Hayatını idame ediyor. Pırıl pırıl birisi. Durduruyor şeyi, geçen otobüsleri. Yani orada olan kaç tane asması vardır? Sene boyunca ancak kendisine yeter oradaki üzümler. Toplamış üzümleri oradan çocuklara vermiş. Çocuklar alın yiyin bunları diye. Şimdi bunlar var ya, bütün ülkenin nasıl ayakta kaldığı, Anadolu'nun nasıl ürettiğinin en büyük hikayesi bu. Ve Tuğrul'umuz var bizim çalışanlarımızdan. Bütün çalışanlarımız pırıl pırıl iyi ahlaklı insanlar, oranın insanları. Öyle insanlar ki bizim bütün ülke olan inancımızı arttırıyorlar. Şimdi iyi bir şey yapıyor çiftlik. Türkiye'nin her yerinde şöyle bir uygulama vardır. Yevmiye'ye günlük geldiklerinde kadınlar 120 lira alıyorsa erkekler 140 lira alırlar. Böyle bir uygulama var. Ya da 150 erkekler alır, işte 120 kadınlar alır. Biz dedik ki kadınlara ve erkeklere biz bundan sonra eşit ücret ödeyeceğiz. Şimdi bir tarafa 120, bir tarafa 140 vereceğimize 130 lira veriyoruz. İsteyen gelsin diyoruz. Sadece kadınlar gelirse gelsin ama eşit ücret uyguluyoruz. O gelen kadınlardan bir bölüm bizim orada domates yetiştiriliyor ve işte salça da kullanılıyor. Öğle arası verilmiş. Kadınlar da düzenli olarak geliyorlar çalışmaya. Çantalarından ekmeklerini, peynirlerini çıkarmışlar ve domateslerini de çıkarmışlar. Çiftliğin başında Orhan var. Orhan demiş ki ya domatesinizi niye yanınızda taşıyorsunuz? Bakın burada domates var, buradan koparın iyi. Demiş ki oradaki hanımefendilerden bir tanesi.
Yavrum demiş kuyumcuya çalışmaya gelsek oradan kuyumcudan altın mı alacaktık? Bu sizin ürününüz, bundan ticari para kazanıyorsunuz. Bizim bunu yemememiz gerekir, evden getirmemiz gerekir. Bunu gördüğün anda, yani ülkede o haberlerde gördüğünüz o kirlilik, o kötülük, onları bir gördüğünüzde, bir de burada bu insanları gördüğünüzde bence o yatırımları yapmaya değer. Bu mazot fiyatıyla, bu gübre fiyatıyla bu iş yapılır mı diyorlar ya. Evet, ticari olarak kesinlikle yapılmaz. Yani işte kriptoya yatırmak, o çıkıyor ya haberlerde kriptoya günlük 1000 lira verdi şu an trilyoner. İşte günde 17 bin lira para kazanıyor. Küçücük bir para yatırdı çalışmadan. Bütün o haberlerin içerisinde günlük işte 150 lira yevmiyeye evine ekmek götüren insanların ahlakı aslında bütün bu kirliliğin içinde bu ülkenin nasıl ayakta kaldığını da anlatıyor. Tuğrul da dinledikten sonra kocaman sarılıyorum size. Ülke iyi bir yer olacaksa sizlerin sayesinde olacak. O dürüst insanların sayesinde olacak. Görüşmek üzere. İsmim Tuğrul Toprak. Karakular Ekolojik Hayat Çiftliği'nde çalışmaktayım. Manisa Demirci kumluk mevkii olarak geçiyor. Dördüncü yılımın içine girdim. Burada her şeyi öğrendim. Her şeyi öğrendim derken badem neydi? Nasıl yetişiyordu? Bunları bilmiyorduk daha önceden. Görmüyorduk. Karakular Ekolojik Hayat Çiftliği gelince kadar bunların hepsini öğrendik. Önceden badem yetişmiyordu. Bilmiyorduk. Yetişiyordu ama çıtır badem olarak biliyorduk. Ferhat nasıl olarak bilmiyorduk. Tabii bunu da Demirci bölgesine tanıtan, öğreten Karakular Ekolojik Hayat Çiftliği'dir yani. Badem haricinde öğrencilerimiz geliyor. Çevre köylerden çiftçi arkadaşlarımız geliyor. Onlara tanıtım yapıyoruz. Aşı aşılamasını gösteriyoruz. Bademi dikmesini gösteriyoruz. Yani bu tür yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burası ayrıyetten bir de bir okul yani. Yani şöyle söyleyeyim. Bir anaokuldan başlayıp üniversiteye gidecek kadar bir yer yani burası. İşte dikiminden olsun, aşısından, bademinden, çocuklarımıza bir şey anlatmaktan, öğrenmekten. Yani burası bir hayat yani. Gerçekten Karakular Ekolojik Hayat Çiftliği. Organik deyince insanlar yanlış anlamasınlar. Burada biz kesinlikle zehirdir, bilmem nedir kullanmıyoruz yani. Sabun dahi kullanmıyoruz yani. Gelsinler kendi gözleri de görebilirler. Böcek ilacı atmıyoruz. Biz anlatırız yani, yaptığımız işin arkasındayız. Kullanmıyoruz böyle bir şey yani, kesin insanlarımız yanılmasın. Gelsinler bizi tanısınlar yani, görsünler. Böceklerimizde İren tavuğu dediğimiz tavuklarımız var. Onlarla mücadele ediyoruz. Onlar topluyorlar. Bademde dalında kalan böyle hasattan sonra dalında kalan kuru bademler olur. Bunları mutlaka toplarız biz. Çünkü bunun içinde Şubat ayında bunları toplarız. Mart ayına doğru bunu işte canlanma yapar bu böce. Tekrar avacımıza hastalık yapıyor. Bunun için zehir kullanmadığımız için biz o bademleri toplayıp imha ediyoruz. Çiftliğimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimiz var. Cevizimiz var, hinnabımız var, elmamız var, armudumuz var. Bunlardan sirke yapıyoruz kendi ürünlerimizden. Dışarıdan kesinlikle almıyoruz yani. Salça için kendi domatesimizi yetiştiriyoruz. Şu anda şu yukarıki bahçemizde görmüş olduğunuz fide yerini hazırladık. Fidemizi kendimiz yetiştiriyoruz. O şekilde üretimimiz devam ediyoruz. Burada çalışmak gerçekten belki kendi ailemden görememişimdir o sıcaklığı. Burada gördüm gerçekten. Değerli Orhan abim, değerli hocam, Şerif hocam. Bunlardan gördük. Ailemle de çalıştım, çocuklarımla da çalıştım. Yani bize bir ekmek kapısı oldu burada, unutulmayacak yani.